M. Ersever, uzun yıllar PKK ile mücadelede bulunmuştur. Güneydoğu Anadolu'daki olayların gerçekleri Türk milletinden gizleniyor dedikten birkaç ay sonra öldürülmüştür. Hiram Abbas, istihbaratçı, çok hızlı silah kullanmasıyla tanınmaktadır. 26 Eylül 1990 sabahı işine gitmek için yola çıktığında belediye işçisi gibi giyinmiş kişilerin açtığı çapraz ateşin ortasında kalan Abbas olay yerinde öldü. Cinayeti Devsol üstlense de Hiram Abbas'ın faili meçhul davası tozlu raflarda çürüyüp gitmiştir. Abdullah Çatlı, derin devlet ajanı, kontra gerilla mensubu. Devlet adına yurt dışında Asala ve PKK mensuplarını öldürdü. 22 Ekim 1983'te Paris'te MİT ile ilişkiye geçti ve Asala'ya karşı 5 eylemde kullanıldı, MİT resmi belgelerinde yer aldı. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında tarihe Susurluk kazası olarak geçen trafik kazasında öldü. Rivayetlere göre kazadan sonra boynu kırılarak öldürüldüğü de söylenmektedir. Mahmut Yıldırım, namı değer Yeşil, Zaza kökenli Türk kontra gerilla. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Abdullah Öcalan'ı öldürmek için gönderildikten sadece 3 ay sonra ne oluyorsa oluyor, öldürülmemesi için emir veriliyordu. Yıldırım'ın buna isyanı üzerine vatan haini ilan edilmişti, vatan hainleri tarafından. Daha sonra ülkeyi terk ederek 1996'da Şam'da bulunduktan sonra tekrar kendisinden haber alınamamıştır. İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı yıllarında Britanya elçisinin uşaklığını yapan İlyas Bazna, aslında uşaklığını değil, Türk istihbaratının ajanlığını yapıyordu. Savaşın kaderini değiştirebilecek bilgileri Almanlara satmıştı. Kod adı Çiçerol'du. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmemesinde büyük pay sahibiydi. MİT, 75. yıl dönümü nedeniyle çıkarttığı MİT'in Tarihçesi adlı kitapta övgüyle bahsetmiştir.